hasta olarak böyle bir ilişkisel bir bilgi üretimini sağlayabilmek. Yani burada yapılan sunumlar, asli olan sunumlar değil. Bunlar aslında bir girizgah gibi. Daha sonra süreç içinde kitaplaştırma projesi dahilinde kitaplaştırılacak. Dolayısıyla daha da derinleştirilecek şeyler olduğunu düşündüğümüz için böyle bir şeyimiz var. Ne denir? Amacımız var. Ama şimdi biraz zaman konusunda yeterince bolluğumuz var. İsterseniz sizin önerdiğiniz başka bir yöntemle de yapabiliriz. Herkes yarımşar saat konuşabilir ya da işte neyse bütün metnini sunabilir. Sonra ikinci seansta soruları geçebiliriz ya da bir kişi sunum yapıp sonra diğerleri bilmiyorum. Sizin açınızda hangisi daha uygun görünüyor? Ne yapacağını bilemem haliyle baş başayız herhalde. Yok yok, aslında bende bir format var ama isterseniz şöyle yapalım. Eğer sizin bir şeyiniz yoksa 15'er dakikalık 20'şer dakikalık herkes kendi sunumlarını gerçekleştirsin. Sonra kalan süre içinde tartışmalara başlarız. Sonra çerçeveyi genişledikçe, birbirine eklemlendikçe devam ederiz. Ben başlayayım. Buyurun hocam. Onur hocamız, arkadaşlar tanıyorlar. Hepimiz tanıyoruz hocam. Ama bir ricada bulunacağım. Herkes katılsın. Evet. Hep beraber söyleyelim derler ya. Evet. Söz zor oturunca. Yani herkes katkı sunmaya çalışırsa memnun olurum. 15 dakika boyunca konuşabilmek olanaklı değil herhalde. Geçen iki sene önceki toplantıda vardı. Evet. Yani orada Paşukhanisi ilişkimi sunuş yapmam gerekiyordu sanırım. Bu benim için tez izleme komitesiydi. İki sene öncekinden ne kadar ilerledim onu paylaşıyorum. Yani iki sene önce kayıtlar var hocam. Tez izleme komitesinde kayıtlar yok en azından. İki sene önceki toplantıda anlatmaya çalıştığım şeyleri makale yaptım. Fikret Başka Yarmağı'nda yayınlandı. Orada Paşukhanisi'nin yaşamını anlattım ve kuramına da bir isim bulmadım. Herhalde çevirdim. Sönümlenmeci hukuk kuramı dedim. Genelde meta mübadelesi okulu diye geçiyor. Ben ona uydurdum yazdı İngilizceden bilen sönümlenmeci hukuk kuramı olmuş. Onu tekrar anlatmayacağım. Marksist olanaklı mıdır sorusuna yanıt olarak. Onu anlatacak olsam rahat. Şablon var elimde. Aynı şeyleri tekrarlayabilirim. O toplantının çıkışında Kasım'la beraber Kocaeli Otogarı'nda muhabbet ediyoruz. Ben hukuk bilimi, hukukun bilimsel olarak incelenmesi olanaklıdır vesaire bir şey oldu. Kasım dedi ki, hocam olur mu dedi, olan ve olması gereken ayrımı var. Olan olması gereken ayrımı, meşhur ayrım, Kant'ın ayrımı. Felsefenin aslında başından beri olan bir ayrım ama biz en çok Kant üzerinden, çünkü o etiği önce temellendirmeye çalıştığı için. Böyle katılsanız evet. Çok memnun olurum çünkü benim alanımda hiç bilmiyorum. Ben şeylerle, felsefe ansiklopedisi, sözlüğü falan öyle halletmeye çalışıyorum. Zolen ve Zayn diye mi okunuyormuş? Almancasını bilmiyorum ama evet. Öyle herhalde. Zolen diye okunuyormuş. Ya hocam olur mu dedi, yani şeyde bir fizik kurallarıyla, onun nedenselliğiyle hukukun ki aynı değil ki. Tabii ki o zaman bilimini yapamayız dedi. Ben dedim Adnan Yüriz'in felsefe, hukuk felsefesi kitabı. Bize hukuk fakültesinde Adnan Yüriz'in hukuk felsefesi kitabı okumuşlardı. 90 kaçtı? 1990 mı? Daha iyisi yok. Evet, o kitapla kafamıza bir vurdular. Hala kendimize gelemedik. Herhalde bütün hukukçu neslinin kafasına da aynı kitapla vurulmuş ki o şeyden çıkamıyoruz. Sonra ben bunu düşünmeye başladım. Ya hukuku bilimi nasıl olur? Bilimi olabilir mi vesaire. Geçenlerde de bir başlık attım. Bu attığımı pejoratif anlamda da kullanıyorum. Attım yani, salladım. Dedim ki, diyalektik hukuk bilimi. Bir diyalektik hukuk bilimi kurulmalı, oluşturulmalı. Şimdi sizden ricam şu, diyalektik hukuk bilimi tamlaması kulağa nasıl geliyor? İlk önce onu bir konuşalım. Ne dersiniz? Diyalektik hukuk bilimi. Vay çok çarpıcı, ulan hayır çok saçma, oksimoron meşhur şey. Ne dersiniz ben hocam? Ben bir şey çalıştım ya, ben de diyalektikten bahsedecektim. Peki diyalektik hukuk bilimi tutarlı bir şey mi, tablama mı? Diyalektik hukuk biliminden değil ama yani hukukun diyalektik yöntemle analizinden, analizinin gerekli olduğunu ben de yazmıştım. Şundan dolayı, çünkü bu aslında yapısalcı yorumlara karşı bir şey olarak ben bunu söylemiştim. Çünkü yapısalcı yorumlar işte altyapı, üst yapı, klasik ayrımına göre
sınırlandırdığı zaman işte o mesela bana göre doğru olmayan yorumlara yol açabiliyor. Örneğin 500 senelik tarihi boyunca kapitalizmin her yasasının kapitalizmin yapısından kaynaklandığını söyleyebiliyoruz. Tarihi ve tarihsel mücadeleleri göz ardı edebiliyoruz. O bütünselliği görmemize yol açtı, görmememize yol açtığı için eleştirdiğim şey bu benim. Yani onun için ben diyalektik hemen böyle bir çağrışımda. Ama işte birkaç kişiye sorduğum zaman bunu diyalektik yöntem demen gerekiyor. Diyalektik hukuk bilimi kulağa tırmalıyor dediler. Eskilerden var. Yalçın Hoca'ya soralım. Diyalektik bilimi, diyalektik bilimden bir şey bilimi, yoksa diyalektik başlı başına bir... Yani diyalektik olduğu için içselleşiyor. Diyalektik bilimi denebilir, denmez diye bir şey yok. Ama hani aslına bakarsan içselleşmesi lazım. Hukuk bilimi yeterli mi? Yani olağan kavrayışın içinde olması lazım ama olmayan bir sürü hukuk bilimi de var yani orada. Bir tane hukuk bilimi yok herhalde. Kavrayışlar falan. Buraya ilişkin vurgum şu. Şunu net olarak gördüm meslek yaşamında çok uzunca olmasa da. Muhalif, sol, eleştirel hukukçuların kendilerine ait bir yöntemi yok. Çok net olarak ortaya çıkıyor bu. Yöntem genelde olarak maksimum yöntemi kullanılabilir. Mevzi çalışmalar yapabilir hukukla ilişkili olarak ama şu temel görevi halledecek bir yöntemleri yok. Temel görevi şu, binlerce yıllık hukuk tarihi var. Roma hukuk tarihi var. Eski Yunan'dan başlayan gelenekler var. Hukuk okulları var. En sonda, en yenici olanı da eleştirel hukuk akımı. Eleştirel hukuk akımını da bilmem, askerlik bilgisi sahibiyim. Amerikan kökenli, Amerikan realizminden doğan eleştirel hukuk akımı var. Bütün bunların uğraştığı temel sorunlarla, hani sorumluluk konusuyla, irade konusuyla ve benzeri bir sürü konuyla, biraz önce sözünü ettiğim muhalif hukukçuların uğraşabilecek becerisi yok. Çünkü kendilerinin bir hukuk ekolü, akımı, yöntemi yok. Bu durumda diyalektik yöntemle hukuk çalışıyoruz demek kimlik oluşturmak için biraz zayıf bir başlık. Diyalektik hukuk bilimi yaratacağız, yaratılmalı, oluşturulmalı, başlanmalı ve bunun da temel görevi hukukun bugüne kadar sorulmuş olan klasik sorularına yanıt verecek biçimlere, yönteme, kalıplara biraz sahip olma çabası. Benim sunuşumun temel güdüleyicisi bu. Şimdi dönelim tekrar şeye. Olan olması gereken ve hukukun bilimi olabilir mi, olamaz mı? Ya. Hocam ben size iki katkı yapabilir miyim? Söylediğiniz şeyin, yani bilmiyorum burada not aldım ama bir daha yapmam eğer böldüysen. Bu olan olması gerekenle ilgili Marx'ın daha liseden, cimnazyumdan mezun olurken yazdığı bir metin var. O çok meşhur bir metin. Yanılmıyorsam işte cimnazyumdan Almanya'da mezun olunca mutlaka yazılması, yani ileride ne olacaksın, ne yapacaksın şeklinde bir soruya ya da işte mesleğin yani şunu seçeceksin, niye seçeceksin sorusunu sordukları bir şey var. Uzun değil, 1,5-2 sayfalık bir mektubu var. Orada Marx değiniyor, ilk dönem yapıtlarında da değiniyor. Bu olan olması gerekenden bir huzursuzluğu var Marx'ın. Aslında hukuk okumuş, felsefeye, yani babasına yazdı mesela, daha hukuktan mezun olmadan babasına yazdığı mektupta şey diyor, babamı öldüreceğim diyor, babasına yazılmış mektup. Babasını tabii öldürmüyor, aslında Hegel'le uğraşıyorum, 3 ay sonra beni ziyarete geldi şeklinde yazıyor. Mektubu. İşte mezun olurken de, liseden, cimnazyumdan mezun olurken de buna benzer bir şey var. İşte bütün büyük insanlar, bütün yazarlar, bütün büyük işte din adamları, filozoflar, düşünürler, yazarlar, aktivistlerin hepsi aslında başkalarının mutlulukları için mücadele ederler derken orada bir küçük bir olan olması gereken cümlesini sarf ediyor ama sonra erken dönem yapıtlarında felsefeden uzaklaştıkça temel şeyi, momenti bu olması gereken konusunda ciddi bir sorusu var ve o etik alandan uzaklaşmasının da biraz şeyi olana doğru yönelişi var. Orada bir iz sürülebilir. Okuldaki... Pardon. Buyurun.
ikinci şeydi. Çünkü hukuk, hukukun geleneksel anlamıyla ya da felsefenin geleneksel anlamıyla ya da bizim genel olarak bilimin geleneksel anlamıyla baktığı şey olması gereken aslında temel problem, dışarıda da konuşmuştuk, olan olması gereken şeyin de bize olması gereken, yani muhalefette kalınca olması gereken üzerine konuşuyoruz ama temel şey işte zaten o dayanağı kurmadan olanı işletebilmek, onu nasıl kurabilmek mümkün mü sorusu. Orada da sizin bu sorduğunuz diyalektik şeyi, diyalektik ve bilim yan yana gelebilir mi? Hukuku çıkaralım aradan, diyalektik ve bilim yan yana gelebilir mi? Geleneksel anlamda diyalektiğin, mesela Hegelci anlamda bunun bir karşılığını bulabiliriz ama Hegel'den önceki bütün diyalektik tanımlamalarında, Platon'da ya da işte Aristoteles'te ya da işte Kant'taki anlamıyla diyalektik tanımlarına odaklandığımızda diyalektik bilginin olanaklılığına dair bir şey söyleyemeyiz. Çünkü diyalektiğin bilgisi olamaz. O sürekli değişen, sürekli akan bir şey. Evrensel bir şey söyleyeceksiniz ve o akıntıyı bloke etmiş olacaksınız. Ya da ona bir evrensellik atfetmiş olacaksınız bir şeye. Mesela sınıf mücadelesi Marksist açıdan evet, tarihin okunması için zorunlu olarak bakmamız gereken yer. Ama sınıf mücadelesini Platon'daki idea düzeyinde bir sınıf mücadelesi kavramıyla yan yana koyduğumuzda, yani öyle bir evrensel ilan ettiğimizde, idea ilan ettiğimizde, bu sefer sınıf mücadelesini asla aşamayacağımız, yani kendi içinde bir çelişki oluyor. Dolayısıyla Marx'ın, Nietzsche'nin, Kierkegaard gibi 19. yüzyıldaki Hegel sonrası diyalektik okurlarının, onların diyalektiğe bakış açıları geleneksel bağlardan kopartmak üzere kullanıyorlar diyalektiği ve tabii ki burada bilim değil, metodolojik bir şey olmasının anlamı oradan geliyor. Bir de mesela Kant'ın saf aklın eleştirisi, saf aklın bilmem nesinin eleştirisi diye, hep eleştirisi diye geçiyor. Bir dışarıdan bakan birisi Kant'ın bu eleştiri kavramını neden bu kadar kullandığı sorusunu soruyor ama daha içeriden baktığı zaman aslında eleştiri tamamen bir yöntem. Eleştiri bilginin kendisini inşa etmek için ya da ortaya çıkarmak için var olan bir yöntem. Diyalektik de aslında bir yöntem, bilginin kendisi değil. Ama Hegel'de tabii, Hegel bizim üstümüzde çok büyük bir baba olduğu için Hegel aslında bilginin kendisinin olanaklılığının yegane ifade tarzı olarak diyalektiği koyuyor. Dolayısıyla orada bizim Hegelci köklerimizle çarpışmamız evet, söz konusu oldu. Diyalektik bilimi bir fazlalık o zaman. Hukuk bilimi yeterli olabilir ama bu evet. Fazlalığı bilerek biraz çubuğu tersine yapmak amacıyla kullanılması olarak. Bir kere diyalektiği anımsatmak istiyorum okuculara. Sadece Marksizm, sadece sınıflar ve sadece devlet değil. Aynı zamanda bilgi yönteminin olması gerekiyor. Bunu anımsatmak istiyorum kendime. Bu başlangıç biraz kişisel bir başlangıç oldu ama kendi sorunlarımın için. Kusura bakmayın. Olan olması gerekene bir kez daha dönersem. Hukukta temel sorun şu. Hep sorumluluk atfeder. Suç işlersin, ceza sorumluluğu. Borcunu ödemezsin. Temellikten kaynaklanan borç ödeme yükümlülüğün, sorumluluğun. Zarar verirsin, tazmin sorumluluğun ve benzeri. Özne ve sorumluluk. Özne ve sorumluluğun olabilmesi için özgürlüğün olması gerekir. Eğer bilim yapıyorsan, bilimde nedensellik kullanması gerekir. Eğer hukuka nedenselliği sokarsan, özneyi canlı atman gerekir. Özgür olmadığını kabul etmen gerekir. Şeyin toplumsal yaşamın nedensellik kurallarıyla düzenlendiğini, insanların toplumsal yaşam içinde nedensellik kurallarına tabi olduğunu kabul ettiğin zaman, hukuktaki özgür özne, ki bu Kant'ın ahlakla ilişkinlik şeyi de uğraşı da bu, çözüme çalışan sorun yok sanırım. Kapatmam gerekiyordu. Özgür özneye sahip olabilmek için getirilen bir ayrım sanırım. Benim kafamda yanan son ampul oydu. Hukukta üzeri örtülen, tartışılmayan hukuk felsefesindeki şey şu sorunu. Ya arkadaşlar, hukuk normatif bir bilimdir. Ancak normlarla ilgilenir. Normlar nedensellik kuralları değildir. Bilimsel kurallar değildir. Normlar olanı değil, olması gerekeni betimler. O nedenle hukukta nedensellik zorunluluk değil, hukukta özgürlük ve isnat edilebilirlik vardır. Bütün bize öğretilen ortodoksu bu sanır. Kökeni bu. Bu durumda hukukun bilimi de yapılmaz. Olsa olsa Kelsen'in bize öğütlediği normatif bilim yapılır. Bunun böyle olmadığını söylemek gerekiyor. Eğer bir adam Marksistim ben diyor, soldan bakıyorum diyor ve hukukçuluk yapıyor.
temel olarak çözmemiz gereken yer burası. Şeyi, hukukun bilgisini, insanların toplumsal varoluşunun hukuksal biçimlerini kavramamız gerekiyorsa nedensellikleri araştırmamız gerekir. Zorunluluğu, rastlantıyı, özgürlüğü tartışmamız gerekir. Bunları nasıl sokabiliriz hukukun içine? Hukuk bir bilim değildir. Hukuk normu bir bilim normu değildir, yasası değildir. Fakat hukukun bilim yapılabilir, hukuka ilişkin olarak bilimsel kurallar geliştirilebilir. Belki burada biraz durmam gerekir. Bir kez daha toparlayayım. Sürekli eleştirel bir pozisyonla bazı tekil kurumsal kurumların üzerine gitmek, onları çözümlemek, eleştirmek bir muhalif hukukçuluk olabilir. Ama sanırım bir hukuk akımı yaratmak gerekiyor. Bunun için de en büyük sorunlardan birisi Türk sol hukukçularının ya da Marksist hukukçularının, böyle mi diyeyim, hangisi diyelim, Türk muhalif hukukçularının Amerikan kökenli eleştirel hukuk yaklaşımından, akımından kurtulma zorunluluğu. Bu bizim üzerimizde temel bir sorun olarak duruyor. Çünkü ya onlar da Marx'ı biliyorlar, onlar da Marksizmle haşır neşir olmuşlar, onlar da toplumsallık kavramını biliyorlar, olguları çalışıyorlar. O da bilimsel ama biraz daha yakından baktığımız zaman Amerikan realizmi net bir şekilde sırıtıyor eleştirel hukuk akımında. Temel şeylerden birisi, yüklerden birisi bu eleştirel hukuk akımı için onunla hesaplaşarak belki ya da onunla farkı koyarak bir hukuk akımı yaratmak. Bunun için de ismini biraz yükleyerek diyalektik hukuk bilimi olabilir mi diye başlık attım. Buna ilişkin notlar tuttum. Belki ilerleyen aşamalarda notlarımı paylaşmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Şimdi hocam sizin bunu söylediklerinize ilişkin bir iki cümle söylemek isterim ben. Şimdi ben kendi notlarım içinde vardı ama Gotha ve Erfurt programlarının eleştirisinde Marx bunu daha sonra da gene aktaracağım. Şöyle diyor, hukuk hiçbir zaman toplumun iktisadi durumundan ve ona tekabül eden uygarlık derecesinden daha yüksek olamaz. Şimdi burada tabii bir tür hani bir üst yapı kuramının yeniden ifade edildiğini görüyoruz. Bu üst yapı kuramını hepimiz biliyoruz. Fakat ben bir hukuki çözümleme, bir hukuk bilimi, Marksistler bir hukuk bilimi inşa edeceklerse bu temel çözümlemeden vazgeçmemek durumundadırlar. Dolayısıyla burada tabii ki bu hukuk bilimi diyalektik olacaktır, diyalektik metodu kullanacaktır. Fakat esas olarak tarihsel maddeciliğin sorularıyla yüzleşmek, tarihsel maddeci çözümlemenin hukuk alanında nasıl gerçekleştiğini veya tarihsel maddeciliğin hukuku nasıl çözümlediğini bir içermek, onu içerip açtıktan sonra eğer hakikaten bizim bağımsızlaşacak bir hukuk bilimi olanağa çıkarsa buna odaklanması gerekir. Ben o bakımdan hani diyalektik bir hukuk biliminden değil, belki de hukukun Marksist bir eleştirisinden veya hukukun Marksist temellerde yeniden inşasından bu tür şeylerden söz etmemiz gerektiğini hukukçu pratisyenler olarak. Peki, ek yapabilir miyim? Tabii buyurun. Roma hukukunu incelediğimiz zaman garip bir şey görüyoruz. Hukumsal sınıflar çıkıyor. Ticaret gelişiyor. Evet. Ticaret gelişince Roma, klasik Roma hukuku açıklayamıyoruz. Jus gentium geliyor. Efendim onun şeyleri, jurisprudansı hukukçuları çıkıyor. Jus gentium geliyor. Eski Yunan felsefesiyle tanışınca kullandıkları kavramlar daha rafine oluyor, daha inceliyor, soyutlama becerileri gelişiyor. Ve düpedüz şeyin, ticaretin, mübadelenin hukukunu yapıyorlar. Evet. İşte Orta Çağ'da sınıfsal yapı, kapitalizmin gelişmesiyle oluşan toplumsal ilişkiler hep kendi hukukçularını çıkarıyor. Evet. Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. İddia şu, kapitalizm aşıldı kardeşim. Zorla duruyor ayakta. Aslına bakarsanız üretim kolektifleşti. Mübadele kolektifleşti. Hatta tüketim dahi kolektifleşti. Ama özel mülkiyette şeyler, üretim araçları, dağıtım araçları. Ama bu yapay bir şey. Bu dağılacak, yıkılacak. Toplumsal gerçeklik açtı kapitalizmi. Lan toplumsal gerçeklik kapitalizmi açtıysa bunun hukukçuları nerede? Şeyin
kolektivizmin hukukçuları nerede? Toplumsal ilişkilerde oluşmuş olan kolektivizmin hukukçuları, hukukçular sınıfı nerede? Yine şu ek yapılabilir. Bazı dönemlerde hukukçular kapalı toplumsal katmanlara, bazı gruplar hukukçu olamıyor ama günümüzde öyle değil. Halkın her kesimi hukuk fakültesine girebiliyor, hukukçu yetiştirebiliyor. Yani hukukçu olabiliyor, her kesimden geliyor. İşçi de geliyor, köylü de geliyor. Yoksul tabakalardan da geliyor. Yani şeyde, sınıfsal bir engel yok önlerinde. Neden günümüzdeki o eğer iddia doğruysa bilmiyorum, eğer sol pozisyondaysak, sol pozisyonun temel argümanlarından birisi üretimin kolektifleşmesi ama üretim araçlarının tekerleşmesi, şeyde özel mülkiyette olması. Bu doğruysa ya, günümüzde çok daha belirginse, özellikle corporate yapılarla çok daha belirginse, kolektivizmin hukukunu inceleyen akım, grup, şey nerede? Elitler nerede? Ya bu bir eleştirellik, artık eleştirellik çok ilkel bir aşama. Ben burada bir cümle söylemek istiyorum. İşte o kolektivizmin hukukçularını ortaya çıkamamasının nedenini ben özellikle Marksizm'e hakim olmuş olan bu hukukun söylemlendirmesi kurulumunun çok önemli sorumluluk taşıdığını düşünüyorum. Bugün de ben de buraya getirecektim zaten konuyu. Yani konuşmamın bir parçası bu olacaktı. Ben bunu eleştiriyorum. Çünkü sosyalliğin olduğu yerde hukuk olur. Komünizm de mesela hukukun aşılacağına dair bir varsayım var. Komünizmin kuralı şu değil mi? Yani herkesin ihtiyacına göre... Komünizm hukuk da tarif ediyor. Komünizmin kuralını Marx'ın kendi koymuş değil mi? Yani o dönemde de koymuşlar. Yani herkesin ihtiyacına göre, herkesten yeteneğine göre yasadır. O zaman yasayı devletten ayırmamız gerekiyor. Yani ya da daha doğrusu hukukun devletten ayrılması, hukukun tek kaynağının devlet olduğundan vazgeçilmesi gerekir. Bu bizi kilitleyen bir konu diye düşünüyorum. İşte kolektivist hukukçuların, kolektivizmin hukukunu oluşturmayan, oluşturmamasının arkasında ben bunu sorumlu görüyorum. Bugün ben bu konuyu gündeme getirecektim. Bu arada yeni bir kavram çıktı ortaya. Böyle bir konu attılar. Hani ben diye bir kavramımız. Mecburen böyle bir soru sorulduğu için hani bu konuların hep böyle yanından geçiyoruz. Çok fazla üstünde durmuyoruz. Hani sanki hep ertelenen önemli bir konulardı ama böyle bir başlık atmaları arkadaşlarım bence böyle bir tartışmayı açması nedeniyle hayırlı. Yani ben bu hukuki pozitivizmin sosyalistler üzerindeki hegemonyası olarak açıklıyorum. Ama şimdi benim tezimi kanıtlayan bir sorun ortaya koydunuz. Çünkü sözün ettiği sorun bugüne kadarki bütün büyük hukuk akımlarının tartıştığı sorun. Hukuk nedir? Hukuk hırsızların kuralından nasıl ayrılır? Hukuk ahlaktan nasıl ayrılır? Hukuk dinden nasıl ayrılır? Adnan Yürüz'ün aşılmadığını söylediğiniz kitabında bunlar vardır. Hukukun bugün, hukukun klasik bütün sorularına ilişkin yanıtımızın olması, yanıt olması gerekiyor. Yani diyalektik hukuk biliminin bunları incelemiş olması gerekiyor. İnceleyecek de zaten, bu kurulacak ve bunlar incelenecek. Sorulardan birisi şu, bakınız. Marksizmin temel yöntemi içerip aşmadır ya hocam, şey yapmıyor. Yani hukukun verdiği bazı cevapları illa yok sayması gerekmiyor. Yok. Ekonomi politik eleştirisinin ne yapmıştır Kapital'de? İçermiştir, aşmaya gayret etmiştir. Valla biraz Marksizm'i dolayısıyla okumuştuğumuz vardır. Şunu fark ettim, hukuk felsefesi okumamışım ben. O iki sene boyunca, işte tez izleme komitesi diyorum ya, iki sene boyunca Anglo-Amerikanların ve kıtanın dilimin yettiğince bazı temel şeylerini, hukuk felsefesi kitaplarını okudum. Şöyle bir iki izledim. Bir klasik olabilecek neler var eski tarihli, bir de en yeni neler var. Bunları açtığınız zaman çok şey sorular var, komik sorular var. Diyor ki bir vergi toplayıcısıyla bir hırsızın cebindeki parayı ver şeyi emri arasında fark nedir? Hocamın sorusu. Devletle bir bağlantılı hukuk. Hukuk nedir? Hangi doğru, hangi emir, hangi irade hukuktur? Adamlar çok komik soruyor. Vergi toplayıcısının parayı ver emriyle hırsızın ver emri arasında bundan akım doğuyor. Büyük akımlardan birisi doğuyor. Biz sürekli Marksizm'den, Marks'tan olabildiğince yığabiliriz buraya. Ama hukuk felsefesi akımlarının, kuramı akımının, kuramlarının sorduğu sorular orada duruyor. O sorulardan birisini Yasemin Hoca bu söyledi ve bizim konumuzla bağlantısı var. Hukuk ne? Hani nedir hukuk? Hangi emir hukuktur? Hangi kural hukuktur? Bunun için bir yanıtım da kendimce var ama daha çok açtıkça geliştirebilirsin.
yine arkadaşlarımız var, Barkın ve Gökçe. Biz temel olarak Onur Hocam bir soru sordu. Bizim genel sorumuza ilişkin olarak hem size hatırlatmış olayım hem de Mustafa abi, herhalde sen devam etmek istersin. Bilmiyorum, hocam devam etmek istersin. Yok, fark etmez. Ben biraz gevezeyimdir ama kayıtları da geçsin. Vallahi kaydediyor hocam. Söylediğiniz her şey kaydedildi. Ben belki kapatayım o zaman. Evet. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Çok büyük bir şey iddia ediyorsunuz. Nedir onu? Revizyon iddia ediyorsunuz Marksizm açısından. Benim şeyimde. Çünkü en azından bizim bildiğimiz kadarıyla, yani nedir onu, Marksist klasik eserlerdeki bildiğimiz şey, mülkiyet, yani bunlar arasındaki çakışma diyelim, devlet ve hukuk arasındaki çakışmayı, yani Marksist eserlerde en azından, yani Marx'ın, Engels'in veya Lenin'in yazdığı eserlerde şey yapabileceğimizi zannetmiyorum, ona açık söylemek gerekirse. Hatta daha da ileri gidelim, ben Marx'ın hak konusunda mesela oldukça şeyli olduğunu düşünüyorum. Sorunlu olduğunu düşünüyorum. Hatta birinci enternasyonelin mesafeli. Çünkü şöyle, birinci enternasyonelin metni hazırlarken Engels'e yazdığı bir mektup var. Diyor ki adalet, işte şey, hak vesaire gibi hakikat gibi kavramları özellikle kullanmakta imtina ettiğini bilmiyorum ama metne ana unsurlarıyla zarar vermeyecek şekilde kullandım ki. Kullandım ama merak etme, bir zararı dokunmaz. Evet, zararı dokunmaz tarzında. Onun yüzünden tabii genellikle bu gibi sorunlardaki en büyük karşılaştığımız şey Marx'ın ilk dönem eserlerinde, yani Hegelian ve Feuerbach'çı şeyleriyle, nedir onun adı, dönemdeki eserleriyle daha sonraki 46-47'deki aslında dönüşümünden sonraki eser karşılaştırılması üzerinden gidilmesi. Genellikle tersi yönde, ya yani hak vesaire gibi şeylere önem verenler, işte kutsal insan, işte şey gibi metinlerine daha çok, Hegelian metinlerine giderken, öbürkü daha sönümlenme kuramında diyelim şey yapanlar, 47'den sonraki metinlerini anladığım kadarıyla. Karşı karşıya koymak zorunda mıyız peki? Yani aslında şöyle ifade edeyim, Fransa'da 60'lı yılların başlarında işte bu Althusser vesaire üzerinden, yani daha doğrusu Sovyet Marksizmiyle Althusseryen şeyin temel tartışması aslında biraz. Çünkü proletaryanın işte bir şey olduğuna dair, hani kurtarıcı Mesih olduğuna dair aslında Sovyetlerin Lukács ve şey üzerinden ürettiği bir ideoloji var ve Althusser'in ona vermek istediği bir cevap var. Ve İster istemez bir karşı koyma, bizim en azından kendi açımdan şahıs olarak söyleyeyim, benim algılamamda var. Ve şey yapıyorum, nedir onun adı? Kullansam bile ihtiyatla kullanmayı tercih ediyorum. Ya burada o zaman hocayı itirazını şöyle bir herezi, yani bir sapkınlık içindesin. Hayır. Hocam. Marx'ın... ben de hocam bir kısmı sağ kitabı gösterdi. Hadise şimdi. Ben bir yöntemden yine bahsedeceğim. Şimdi o literatürü biliyoruz tabii ki. Yani o yazdığı mektuplar, evet. İşte eşit hakkı nasıl eleştirisi bir cümle ve o da farklı farklı yorumlanabilir. İçtihat yolu, yani açık veya kapalı. İçtihat hocam, ben zaten bu tür 2-3 cümle üstünden, yani hani birinci enternasyonun ön söz ve tüzüğünden bir bölüm okuyabilirim. Var bu eşit hak, orada var ilk cümle, yani Marx yazmış var. Orada. Evet. Soru yani ortada duruyor. Hocam diyor ki komünizmin dağıtım ilkesi bir hukuk kuralı değil midir? Evet. Soru taş gibi duruyor ortada, ona mı yanıt vereceğiz? Şimdi ben zaten burada hep yorumlama meselesi problem, Marx'ından ne anladığımız, yani hani bu Marx'ı hani söylediklerini, yazdıklarını bir kutsal kitap haline getirmek midir? Yoksa bizim nasıl bir dünya istediğimizle ilgili bir sorun mudur bu ve onun kurallarını nasıl oluşturacağımız, nasıl düzenleyeceğimiz o toplumsal düzeni, bununla ilgili bir sorun mudur? Yani ben burada zaten bu tür kitabi yorumlar, elbette ki onlar çok büyük katkılar koymuşlar, onu göze alırız ama hani yanıldıkları yerler de vardı. Sadece insandırlar, yani tartışmamız gerekir. Hani iki tane cümle üstünden bu kadar bir belirleyicilik olmasını da tuhaf buluyorum ki kendilerinin de, mesela ben, siz bana eşit hakkın eleştirisini gösterirsen
Marx Enternal Söyledi'nin birinci cümlesini gösterdim size. Yani dinlerde de öyledir ya, farklı farklı okullar buradan çıkıyor. Ya da ben size öyle bir cümle gösterdim ki Marx'ın kendi söylediği. Bir her üretim biçimi açısından sosyal bir düzen ve kural vazgeçilmezdir. Bunda bir tartışmamız yok hocam. İşte hukuk dediğiniz anda, evet, hukuk dediğiniz anda söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var, tabii revizyon yapabiliriz. Benim bu açıdan sorunum yok. Siz de yanlış anlamayın. Hatta en büyük revizyonunuz derseniz Lenin'dir aslında. Marksizme en büyük revizyonunu yapmış olan kişi. Şey bakın, ikinci enternasyonel birçok açıdan şeyden daha uygundur. Yani üçüncü enternasyonel temel ilkelerinden daha uygundur. Ama sadece benim eğer bunları paralel olarak koymayacaksak ve ayrıştıracaksak kavramlarımızda netleşmenin sağlanması gerektiği yolunda. Yoksa kitap yani kitabi bilgi olarak diyelim ya da bugüne kadar oluşturulmuş bilgi yanında diyelim, bunlar ister istemez üst üste konulan bir şekilde tartışılıyor. Hukukun ne olduğu tanımı üstünde bir tartışma var. Ve hani onu oraya geleceğiz muhakkak ki bu tartışmanın sonucunda. Ama o ruh bağlamamız şu anda mümkün değil. Şöyle bir şey yapalım Mustafa abi. Sözünü kesiyorum onu. İsterseniz siz de bir 10 dakika sizin tamam, sözünüzü kesmeyelim. 10-15 dakika. Sonra hocam, arkadaşlar sunum yapsın ve şey, burada sonuç itibariyle evet, Marksizme, evet Marksizme biraz daha dışarıdan bakanlar olabilir. Şey, o yüzden sonra tartışmaya devam edelim aynı bağlamda şimdi. Ya ben bir şey önerebilir miyim? Ya arkadaşların önce sunum yapmasının faydalı görüyorum. Çünkü onların tezde özetlerini okudum. Biz biraz daha onu tartışacağımız için bir soru bulursak daha iyi olur gibi geldi bana. Gökçe, evet. Yok yok, 10-15 dakika kaba hatlarıyla kendi perspektifinin, evet. Sonrası zaten süremiz olacak. İkinci, üçüncü seanslar var. Tartışmaları devam edeceğiz. Tamam, yani şöyle yapalım. Şimdi adım Gökçe bu arada, Çatalhöyük Üniversitesi'nden geliyorum. Bir kere çok fazla şey özetlemişim o abstraktı ve yani o kadar fazla şeyi bir araya getirmek tabii ki bazılarının üstünden satya olarak geçmek anlamına gelecek. O anlamda hani insan konuşacağım deyince herhalde ben fazla şey söyleyeceğini düşünüyorum. O anlamda şöyle bir fikrim var, yani en temel iskeleti sunum şu. Hukuk davası akut bir hale gelmişti. Bu Brecht'in 1900'lerde söylediği bir şeydi. Bugün için de bir durumumuz var. Yani davalarıyla ilgili bir problemimiz var. Hukukun kendisiyle tam işte ortasına geldik. Hukuk nedir sorusunu. Hala da akut bir soru bu. Marksist hukuk olanaklı mıdır diye sorduğunuzda muhakkak hukuk olanaklı mıdır gibi bir şey soruyorsunuz. İki temel istek düşünmüştüm kendi adıma. Zaten hani herkesin yaptığı ayrım, hepimizin işte okuduğu, özetlerde gördüğümüz ayrım budur. İşte real deneyimin hukuk algısı ve hukukun sürümlenmesi çabası sırasında karşılaştığı sorunlar bir tarafta, bir tarafta da Avrupa'da sosyal teorinin getirdiği eleştiriler, işte genişletilmiş, genellikle birbirine pas atan bir tartışma. Şimdi bu iki tartışmanın da aslında çok sığlaştığı bir dönemdeyiz. Çünkü anladığımız anlamda hukukun oynandığı tiyatro biraz değişti. Ama ikisinden de alınacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Üstelik şöyle bir problemimiz de var. Biz sanıyoruz ki biz Marksizmin real deneyimin hukuk açısından tartıştık. Bu bitti, kaldırıldı. Şimdi eleştirel bir safhaya geldik. Ve işte tamam, işte sosyal teori bunun üzerine ne söylüyor? Avrupa merkezli Marksizmin üzerine ne söylüyor? Bunu tartışalım. Aslında biz tartışmadık. Yani politikalarımızın soru çevirmeseydi bilmiyorduk. Ve bugün için yani Sovyet çizgisinin diğer hukukçuları, çok önemli hukuk kuramcıları var. Mesela Kerimov diye bir adam var. Ben geçen gün öğrendim. Orada 70'lerde yaşamış, sibernetik çalışmış. Komünist düzende hukukun sorunlanması üzerine çalışmış. Biz bunları çok iyi bilmiyoruz. Yani böyle bir problemimiz de var. Hukukun ne olduğunu bilmemek dışında. Gökçesine konuşmana araya bir iki reklam şey yapayım, spotu koyayım. Aşık Annesi'nin bir başka derlemesini arkadaşlarımız hazırladı, 3 ay içinde çıkıyor. Boş Park'ın çalışması üzerine bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Yani yine çeviri. Şimdi mesela dipnottan Marx'ın hukuk polisi kitabı aslında bir temel kavramları söylüyor. O kitabın baskısı tükenmiş. Taner arkadaşımızın
hazırladığı kitabın da baskısı tükenmiş. Dolayısıyla hem böyle bir ikinci baskılar hem de hukuk teorisi alanında böyle bir literatür şeyi oluşturmaya çalışacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde belki Kerim Ova'da gelmiş olacak. Birkaç yayın eviyle birlikte zaten şey yapıyoruz. Bu önerilerinizi lütfen kaydedin. Bir hatta bir birlikte yapalım. Ben çünkü gerçekten köyden indim şehir vaziyetinde Almanya'ya gittim. DDR arşivlerine baktım. Bir iki kitap çıktım ondan. Bir de ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Evet. Biraz da ondan sıradım. Evet. Şimdi neyse. Ya bana özgü de bir şey olmuş olabilir. Benim cehaletimle ilgili de olmuş olabilir. Ama bu kadar kolay hani, üzerinden geçilmesi çok hakkaniyet mi geldi açıkçası? Neyse iki tane, ya şöyle düşündüm açıkçası. Hukuk nedir sorusu bir soruysa devrime inanıyor muyuz? Daha doğrusu bir devrim perspektifimiz var mı sorusu? Başka bir soru. Yani sosyalistlerin bir devrim perspektifi varsa bununla ilgili düşünülecek şey ayrı bir şeydir. Ama başka bir perspektif varsa bununla ilgili bir şey ayrı bir şeydir. İki alanında yani Avrupa Marksizminin de daha sonra eleştirel sosyal teori dediğimiz ben şeye kadar getirebilirim bırakırsanız, Donna Haraway'e ya da Agamben'e kadar getirebilirim insan tanımı açısından, yani cyborglara vesaire. Oraya kadar gidebilecek bir tartışma var bir tarafta. Ama bir tarafta da biz gerçekten bir işçi sınıfının yapacağı devrime inanıyoruz. Arkasından hukuk ne olacak sorusu var. Bu ikisi bir araya nasıl gelir? Bu ikisi bir araya gelmek zorunda bir şekilde. Yani biri olmadan diğerini düşünmek, birini tasfiye edip diğeriyle çalışmak çok zor. Çünkü bir, hukukun sönümlenmesi derken sanki hukuku kastediyoruz dediğimizde burjuva hukukunun bugün geldiği alandan bahsediyoruz ve bu alan gerçekten Barkın da bahsedecek de özne nedir sorusuna kadar gelen şu anda en büyük problemimiz budur hukuk teorisindeyiz. Özne derken goriller falan çıkıyor gazetelere, üçüncü sayfada görüyoruz ama o üçüncü sayfa haberi değil esasında. Yapay zekadaki gelişmeler var. Şey var yani hayvanların hakları üzerine meseleler var, cinsiyetten ötürüleşme, cinsiyet ötesi, hukuk kişisi tanımları var. Bunlar yeni meseleler, bunlar yarın bir veya bir devrim gerçekleşecekse ki ben gerçekleşmesi taraftarıyla öyleymiş gibi davranmaya da devam edeceğim. Bunlarla karşılaşacağız çünkü 1912'deki hukuk kuramının sorunlarıyla karşı karşıya değiliz biz başka bir, yani hukukun en gelişmiş hali şu anda karşımızda başka sorunlar tartışıyor olarak bulunuyor. Dolayısıyla nereden birleştirebiliriz? Bir, bence hani bu hukukun sönümlenmesi meselesini yeniden ele almamız gerekiyor. Hangi hukukun sönümlenmesi? Sönümlenirken neresinin bertaraf edildiğini tarihsel olarak tekrar görmemiz gerekiyor. İkincisi de bu iş olurken biz, bakın Paşukanız, Münih'te okumuş yanlış hatırlamıyorsam hocam. Yani, Münih'te gelinek çalışmış. Yerik çalışmış, yani hukuk kuramının, burjuva hukuk kuramının o dönemdeki en ileri örneklerini bilerek o eseri ortaya koyuyor. Aşılabilen bir eser de değil anladığım kadarıyla hukuk teorisi alanında, yani Sovyetik hukuk teorisi alanında. Şimdi, ya Suçka ders kitabı vari şeyler yazıyor benim gördüğüm, yani daha böyle özellik vesaire. Şimdi bütün bunları bir araya getirmeye çalışırsak ancak derli toplum tartışmaya da başlayabiliriz. Çünkü hukuk kuramı, burjuva teorisyenlerine bırakacak olursanız hukuk kuramında dövülecek suçu yani o kadar absürt şeyler tartışılıyor ki ahlak alanını tartışabilirsiniz, etik tartışabilirsiniz, işte sadece haklar alanını tartışabilirsiniz ama hukuk nedir sorusunun yanı sıra bir de sanırım son olarak benim özellikle değindiğim şey vardı. Yani ana hatlarımı söylüyorum çünkü çok fazla şey var elimde. Hak meselesini ne yapacağız? Hak meselesini ben Marx ya da Engels böyle dedi, Lenin şöyle dedi, dalga geçti anlamında değil. Gerçekten hukuk kuramı açısından da tutarlı bir kategori olmadığını düşündüğüm için hak meselesini geride bırakılması gerektiğini söyleyeceğim. Yani şundan, çünkü bu bir mistifikasyon. Yani hukuki pozitivizmin ahlakla hukuk arasındaki çizgiyi hukuk sistemi çeker dediği noktada haklı. Dolayısıyla şimdi hakkın bir mistik kategori olarak hukuk teorisinden elenmesi bize özgü bir şey değil. Bu şey der Alfos,
İskandinav realistidir. Türkçü demek gibi bir şeydir der. Pasifik'te yerliler Türkçü diyerek bütün ölüm tanrısı demiş neymiş onu çağırır. Mistik bir işlem yaparlarmış ve o olmuş olmuş. Haklar mücadelesini bırakalım anlamında tınlıyor biliyorum. Öyle değil. Haklar mücadelesinin, hak mücadelesinin hukukçular tarafından götürülmesi çok mühim. Gerçekten çok mühim çünkü çok iyi biliyoruz. Çok özellikle gelecek, görebilecek mi bilmiyorum ama yani bu iş ciddi bir iş. Sosyal hakların geliştirilmesi, mücadelelerin yürütülmesi ama bunun teorisine monte etmeye çalışmak ya da ilerideki bir devrim perspektif hukuk teorisinde bir de burcuların bile mistik bulduğu bir kavramı tekrardan canlandırmanın çok anlamı yok bence. İkisini birbirinden ayırt edecek. Tartışma formatını kullanabilir miyiz yoksa sonuç bir kabahatla bile söyleyeyim hocam. Yani sadece bir şey ekleyebilir miyim? Belki kabahat olabilir. Bildiğim kadarıyla hukuk çatışma çözen bir şey. Daha doğrusu çatışma yoksa hukuk yok. Yani herkes borcunu öderse borçlu hukuk olmaz zaten. Herkes taahhütlerini yerine getirirse sözleşme hukuku diye bir şey olmaz. Hiç kimse kimseyi öldürmezse ceza hukuku olmaz. Çatışma bir çözen bir iş hukuk. Ve aynı zamanda insanlar ihtiyaçlarını karşılarken iki tür değer ortaya çıkıyor. Değişim değeri, kullanım değeri. Kullanım değerini sağlayabiliyorsanız, kullanım değeriyle hayatı düzenleyebiliyorsanız çatışmalar Yasemin Hoca'nın dediği dönemde farklı bir çatışma türüne evlidir. Ama değişim değerinin söz konusu olduğu, değişim değeriyle mübadelenin gerçekleştiği, ihtiyaçların karşılandığı, emeğin değişim değerine tabi olduğu, metalaştığı dönemde çatışmalar uzlaşmaz çatışmalardır. Ve bu durumda bunu çözmek için uygulanan gücün niteliği de farklılaşır. Bir bunu ekleyelim. Bir de haklarla bağlantısı. Haklar değişim değerlerini değil, kullanım değerlerini hedefler. Değişim değerini hedefleyen şeyler hak değil. Hukukçular bunu hak deseler de birer yetkidir. Herkesin sözleşme yapma yetkisi vardır. Borçlar hukukunda, medeni hukukta bunun adı ehliyettir. Herkes anasının karnından tam ehliyetli olarak doğar neredeyse. Yani öyle değil tabii daha sonra yaşı gelecekler ama ehliyetlidir yani. Hak ehliyetine sahiptir tam olarak. Herkes ehliyeti gücü vardır ama güçsüzdür. Hak ise değişim değerini değil, kullanım değerini hedefler. Ya yani hak mücadelesi hukukun sönümlenmesi mücadelesidir. Hak talep ettiğiniz zaman beni değişimlerinden kurtar, eğitimi kurtar, sağlığı kurtar, ben bunu sözleşme olarak kurmak istemiyorum. Olur. Buradaki çatışmalar da farklılaşır. Bazı şeyler bana basit geliyor. Ben ara bir yaşlıyım, 80 yaşını çok bilmiyorum. Ama herhalde günümüzde sol hukukçuların en çok ihtiyacı olduğu şey Orhan Hançerlioğlu kadar basit, yalıt, belki de küt düşünme ihtiyacı. Sinüs ve kosinüse indirgemeler. Olabilir. Pardon, öyle bir katkı yapayım size. Yok, ben zaten hani hak mücadelesinin ne mücadelesi olduğunun gayet farkındayım ve siyasetin hak mücadelesini sürdürülmesi gerekiyor. Sadece teoriyi çatarken yani bir... Ben kuramsal olarak da bunların olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece şey değil, bir... Konuşabiliriz hocam şey yani... Tabii bu, tartışalım diye zaten buraya geldik Ankara'dan, İstanbul'dan yoksa... Bu ilgili de şunu söyleyeyim o zaman. Bu sistemi derken benim kastettiğim şey en azından gevşek tanımıyla sizin de benim aramızda değil. Yani benim kastettiğim derken şu iki temel ölçüt. Yani sistem kuramsal bir şey bu. Biraz Lohan'ın anlattığı bir şey. İkna oldum o konuda. Birinci kuralların yani şunu yap, bunu yapma, basitleştirin, şunu yap, bunu yapma, buna izin veriyorum diyen kuralların olduğu değil, sadece o kuralları düzenleyen kuralların da olduğu, yani o kuralların nasıl uygulanacağını söyleyen kuralların da olduğu bir. İkincisi de bunu örgütleyen ve bunu örgütleyen çatının olduğu bir şey kastediyoruz. Yani bir tür infaz mekanizması demeyeyim de ne diyeyim ona, bir tür uygulama olan bir şey, bir yargı örgütünün farklılaşmış bir şey kastediyoruz sönümlenecek olan hukuk derken. Yani yoksa zaten sizinle benim aramda hukuk sönümlenmesi diye bir şey söz konusu olamaz ama çok gevşek bir şey, teknik bir taraf. Toplum var, hukuk var. Evet, toplumun olduğu her yerde kurallar var. Kurallar hakkında kurallar var mı? Bir örgüt var mı? O yüzden optimum değil de, yani en doygun halini kapitalist dönemde almıştır evet, diyor Meşhurat. Yani kastettiği, yani kavramlarla ilgili problem böyle bir şeymiş. Ne
neredeyse yani ben biraz çatısı buydu. Daha fazlası da var. Ama sonuç olarak da yani bir hukuk teorisi yapılabilir. Evet, yani sosyalist dönemde eğer bir sosyalist dönem olacağını düşünüyorsak, sosyalist dönemde nasıl olmalıdır hem tarihsel örneklerden hem de bugünün sosyal teorisinden yola çıkarak düşünebiliriz ve buradan oluşturabiliriz. Ama yani bir sürü şeyi bildiğimiz var sanki.